maşallah. Sağ cenah muhkem, sol cenah zayıf. Harbe böyle dağınık vaziyette gidemeyiz efendim. İyice bir tahkim edelim de şöyle orduyu, ondan sonra işe başlayalım. Böyle arkadaşlar gelinceye kadar bir şey arz edeyim. Dün İlas Marmara 1. Kısım Camii'nde Cuma'da vaazım vardı. Vaazda Amerikalı yazar Stoddart'ın İslam aleminin bugünkü hali adıyla Türkçe'ye tercüme edilen kitabından bir nakil yaptım. Diyor ki, dünyanın en hayrete değer vakalarından birisi, çölden çıkan bir avuç insanın 30 sene zarfında dünyanın yarısını fethetmeleridir diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 senede 150 bin sahabe-i kiram meydana getirdi. Onlar da işte Hulefai Raşidin döneminde ta İspanya'dan Çin'e kadar olan o geniş coğrafi bölgeleri milyonlarca kilometre kareyi fethettiler. Yüzden fazla muharebe var. Hiçbir mağlubiyet yok. Ve küffar daima Müslümanlardan kalabalık olmuştur. Başta Bedir Harbi'ni ele alacak olursak, Müslümanlar 313 kişiydiler. 8'i başka görevlerde tavzif edildi. Fiilen harbe katına 305 kişiydi. Zırhları yoktu. Kalkanları yoktu. At ve deve üzerinde değildiler. Hepsinin elinde kılıç da yoktu. Bazılarında hurma dalları vardı. Kafirler zırhlı, kalkanlı, yalın kılıç, at üstünde. Ve 1000 küsur kişi. Müslümanların da 3 katından fazla. Ama buna rağmen Müslümanlar galip geldi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çadırında secdeye kapanmış, öyle ağlamaya başlamış ki bir ifadeleri çok cali bir dikkat. Ya Rabbi, eğer bu ordu hezimete uğrayacak olursa bundan sonra yeryüzünde yehdine ve yehdikumullahu teala. Dervişin birisi böyle dergahta durmuş hiç istifade edememiş, böyle bir aksırmış, hocası bir yerhamükallah demiş, malı götürmüş. Ya bugün biz köşeyi döneriz inşallah, ya bu kadar dua aldık ben. Bir ifadelere çok dikkat çekici. Ya Rabbi, bu ordu hezimete uğrarsa bundan sonra yeryüzünde sana ibadet edecek insan kalmayacaktır diyor efendim. İslam'ın ilk ölüm kalım mücadelesi. Ve Allahu Teala Habibini, ona inananları yardımsız bırakır mı? Estağfirullah. Hâzâ yümditkum rabbukum bi khamseti âlâfi minel melâiketi müsevvimîn buyuruyor değil mi? 5000 meleği imdada gönderdi. Mute Muharebesi. Müslümanlar 3000 kişi. Rum ordusu, Bizans ordusu 100.000 kişi. Her bir Müslümana 34 kafir düşüyor ya. 3 tane başkumandan arka arkaya şehit oldular. Zeyd bin Harise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revaha radıyallahu anhü mecmain. Sonra Halid ibn-i Velid Hazretlerini başkumandan seçtiler. Biiznillahü Teala ordu galip geldi. 70.000 kafiri öldürdüler efendim. 100.000'den 70.000'i öldürdüler. Diğerleri de kaçtı. Kadisiye Muharebesi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'in hilafeti zamanında meydana geldi. Sa'd ibn-i Vakkas Hazretleri başkumandandı. Öyle dehşetli bir orduydu ki 40.000 öncü kuvvet, 60.000 ana gövde,
20 bin artçı kuvvet, 120 bin kişi. Buna ilaveten 30 bin kişi çift zırh giymiş ve birbirlerine de zincirle bağlanmışlar. Ordunun önüne koymuşlar. Kaya gibi muhkem durun diye. Ve filler de var. Orduda filler de var efendim. Abiler, fili kızdırdığın zaman hortumu bir vuruyor, seni yere yıkıyor yahu. Hele o dişini bir takarsa karnını deşer yani. Değil mi efendim? Müslümanlar 34 bin kişi ve 36 bin kişi. Biiznillahü teala galip geldiler. Hani dengesiz güç derler ya, dengesiz güç olmasına rağmen Müslümanlar hep galip gelmiştir biiznillahü teala. Bakalım. O taraf kuvvetten de hocam. Beni Kureyza harbi nasıl olacak? Şimdi bayağı bir kuvvet topladık. Rahat girebiliriz harbi artık efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuasir. Rabbi temin bil hayr. Rabbi zidne ilme ve fehme ve hikne bis salihin. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri. Vahlukdete min lisani yefkahu kavli. Ve üfevvudu emri ilallah. İnnallah basirun bil ibad. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلَّا بِلَا لَا اِلَظِيمِ Müminler de birbirlerini bağladılar. Müminler kalplerini birbirlerine bağlayarak ve hep beraber Allah'a bağlandılar. Evelallah. O kalbin karşısında zincir halt etmiş değil mi ya? Ekin tarlasına dalar gibi bir daldılar. Hepsini dağıttılar evelallah. Perişan ettiler. Öyle ki mağlup olacaklarına zerre kadar ihtimal vermiyorlardı. Hatta parlak zaferimize kızlarımız filan da şahit olsun dediler. Efendim böyle tacını tahtını filan da getirdi Yezdücert. Ama hepsi ganimet olarak alındı. Kızlar da esir düştü efendim. Çok enteresandır. Sa'd ibn-i Vakkas Hazretleri Yezdücert'in 3 kızını getirip Ömer Efendimiz'e teslim etti. Birini Ebubekir Efendimiz'in oğlu Muhammed'e verdi. Ondan Sisili Aliye'nin üçüncüsü Kasım bin Muhammed bin Ebubekir dünyaya geldi. İkincisini kendi oğlu Abdullah'a verdi. Ondan Salim Mevla Ömer isimli büyük alim dünyaya geldi. Üçüncüsünü Ali Efendimiz'in oğluna verdi. Hazreti Hüseyin'e. Ondan Zeynel Abidin Ali bin Hüseyin dünyaya geldi ki 12 imamdan 8'inin dedesidir. Bugünkü seyitlerin hepsinin ceddidir yahu. Tabii o 3 kız imanla şereflendiler efendim. İmanla şereflendiler elhamdülillahi teala. Şimdi burada da bir tane esir var. Reyhane radıyallahu teala anha. Şimdi onun da hikayesini okuyacağız efendim inşallah teala. Lemme raca'a Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve vada'a silaha ve agtesele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönünce harften, hangi harften? Hendek. Hendek. Hendek harbinden. Evet. Ve silahı bıraktığında, rücu edip silahı bıraktığında ve guslettiğinde etahu Cibrilu ala nebiyina ve aleyhisselam, ona Cebrail aleyhisselam geldi. Fekale, dedi ki, buyurdu ki, kad vada'te silaha, sen silahı bıraktın. Vallahi ma vada'nahu, ama biz bırakmadık. Sen silahı bıraktın ama biz bırakmadık. Uhruc ileyhim, ve onlara çık, git. Onlara harp aç. Ve eşara ila beni Kureyza'te, ve beni Kureyze'ye işaret etti. Fe inni amidun ileyhim,
ben onlara yöneleceğim, onlara kastedeceğim, efendim onların üzerine yürüyeceğim ve müzelzilun bihim, onları sarsacağım. Hem de öyle çok şiddetli bir şekilde. Fe emara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzinen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müezzine emir buyurdu. Fe ezzene finnas, o da insanlar arasında nidada bulundu. İşte bir çağrıda bulundu. Ne dedi? Men kâne sami'an muti'an فَلَا يُسَلِّيَنَّ الْعَصْرَ اِلَّا ف۪ي بَن۪ي قُرَيْزَةَ. Kim bunu işitmişse, buna itaat ediyorsa, ikindiyi ancak Beni Kureyze yurdunda kılsın. Yani ikindi vaktine kadar, Beni Kureyze'ye varıncaya kadar namazı kılmayın. İkindiye kadar oraya varın, ikindi namazını orada kılın diye o müezzine ilan yaptırdı. Nida ettirdi. Ve ba'se münadiyen yünadi ya haylallah irkebi. Bir münadi gönderdi. O şöyle nida ediyordu. Bu ya haylallah tabiri kullanıyor demek ki. Ey süvariler demek değil mi hemen? Ey süvariler, yani atlarınıza binin, yürüyün küffarın üzerine. Ve ba'se Aliyen radıyallahu anhu alel mukaddime, onların başında önden Hazreti Ali radıyallahu anhi gönderdi. Sümme sâra fil müslimîn. Sonra da Peygamber Efendimiz kendisi Müslümanların içerisinde, Müslümanların arasında seyri sefer etti. Sefere çıktı. Yürüdü. Ve hum selâsetü âlâfin. 3000 kişiydiler. Vel khaylu sittetun. 6 tane at vardı. Ve selâsûne feresen. Ve yine 30 tane de at. Hayl ve feraz. Hayl burada süvari diyelim mi? Vel haylu sittetun. Yani 6 tane ata binmiş süvari ve selasune feresen, 30 tane de at vardı. Ve hasarahum aleyhissalatu vesselam hamsen ve işine leyleten. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Beni Kureyze'yi 25 gün muhasara etti. Kuşattı. Hatta ejhedehumul hisaru, bu kuşatma onları çaresiz hale, zayıf hale düşürünceye kadar, onları yoruncaya kadar kendilerini kuşattı. Ve kazefallahu fi kulubihimur ru'be, Allah-u Teala Hazretleri de onların kalplerine korku verdi. Orada mahvolurlar. Evet, korku. Korku gelince zaten kalbe adam bitti. Değil mi efendim? Ve arada aleyhim reisuhum Ka'b ibn Esed'in en yu'minu. Reisleri Ka'b ibn Esed, bu Beni Kureyza'nın reisleri Ka'b ibn Esed, onların iman etmelerini istedi. Onlara iman etmeleri teklifini arz etti. Fekale lehum ya ma'şara Yahud. Onlara dedi ki, ey Yahudi topluluğu, kad nezele bikum minel emri ma teravne. Sizin gördüğünüz şey size geldi.
üzerinize indi. Yani onlar Tevrat'ta okuyorlardı ahir zaman Nebisi'nin geleceğini. Ve inni a'rıdu aleykum hilalen selasen. Ben size 3 tane alternatif, 3 tane teklif arz ediyorum, sunuyorum. Fehuzu eyyehe şitum. Hangisini isterseniz alınız. Şimdi 3 farklı görüş, 3 alternatif, 3 teklif. Dilediğinizi alın. Kalu ve mahiye. Nedir o tekliflerin, o alternatiflerin, o arzların nedir? Kale nübâyi'u hâzer racule. Bu adama beyat edelim. Biatta bulunalım. Ve nusaddikuhu. Ve onu tasdik edelim. Peygamberimizi kastediyor değil mi efendim? Fevallahi innehu lekad tebeyyene ennehu lenebiyyun murselun. Allah'a kasem ederim ki açıkça tebeyyün etmiştir ki o bir mürsel nebidir. Allah-u Teala tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Bunun böyle olduğu gayet açık seçik bir tarzda ortaya çıkmıştır, tebeyyün etmiştir. وَاَنَّهُ الَّذ۪ي تَجِدُونَهُ ف۪ي كِتَابِكُمْ. Kitabınızda bulduğunuz kişidir o. Mesela İsa Aleyhisselam da peygamberimizi müjdelemedi mi efendim? Saf Suriye Cellesi'nde var ya İslam'da. وَاِذْ قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَدْ. Ama فَلَمَّا تَبَيَّنَ. Nasıldı? فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيَّنَةِ فَقَالُوا قَالُوا هَذَا سِحْرُ مُبِنْ. Haşa, sümaşa. Apaçık delilleri, beyineleri getirdiğinde bu apaçık bir sihirdir dediler. Haşa, sümaşa. وَلَمَّ جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا. Başka bir ayet hocam. Evet. مَا عَرَفُوا بِلِيُمْ. كَفَرُوا بِهِ. كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُمْ. Evet, evet. Abiciğim, yine şey var ya, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ. Kendi çocuklarını bildikleri, tanıdıkları gibi onu tanırlardı. Yahu doğumundan itibaren Peygamber Efendimizin hayatında en küçük gizli bir taraf yok. Hepsi ayan beyan ortada. Hiçbir kişiden ders almış değil. Ümmi, böyle bir insan nasıl bir anda Arap şairlerinin dahi efendim söylemekten aciz kaldıkları bir kitabı ortaya koyabiliyor değil mi efendim? Başka birisinden almış olsa günün birinde çıkar, lan benden öğrendiğim bilgileri sen nasıl kendi adına başkasına satarsın derler ya. Değil mi efendim? Şimdi akademik hayatta birisi tez yazarken birisinden iktibas yapsa ama kaynağını göstermese, abicim yahu kariyerinin iptaline sebep oluyor efendim. İntihal suçu işlemiş oluyor. İntihal. Yani İntihar gibi. Evet. Başka birisinden öğrenmiş olsa o adam çıkıp günün birinde dün bunları benden öğrendi demez mi efendim? Der değil mi efendim? Ama Allah-u Teala tehaddide bulundu. Meydan okumaya tehaddi derler Arapçada. Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getirin. Getiremediler. 10 suresinin benzerini getirin. Bir aşrı süverin diye geçiyor değil mi? Onu da getiremediler. Bir suresinin benzerini getirin. Onu da getiremediler. Hatta
bir şey uydurmaya kalktılar. El fiilu mel fiilu ve ma edrake mel fiilu lehu hurtumun tavilun ve zenebun kasirun filan. Fakat o Arap edip ve şairler dediler ulan edebiyatın şiirinde içine yaptınız dediler ya, yani böyle böyle sure mi olur filan dediler. Böyle sure mi olur filan dediler. Perişan oldular. Bakın bu tehaddi, bu meydan okuma kıyamete kadar da geçerlidir efendim. Evet. Kur'an-ı Kerim'i bir benzerini getirsinler bakalım. Bütün kafirler, bütün mallarını, mülklerini yığsınlar ortaya, getirsinler mi? Getiremezler efendim. Çünkü Allah-u Teala'nın kelam-ı ilahidir efendim. Kelam-ı ilahidir efendim. Feşilu fi kullil muhavale. Evet. Feşilu. Başarısızlığa uğradılar. Perişan oldular. Bozuna uğradılar. فَتَأْمَنُونَ عَلَى دِمَائِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَاَبْنَائِكُمْ وَنِسَائِكُمْ. Eğer siz bu kitabınızda bulduğunuz bu mürsel nebiyi kabul ederseniz, ona biat ederseniz, onu tasdik ederseniz, ne olursunuz? Kanlarınız, mallarınız, çocuklarınız ve hanımlarınızdan emin olursunuz. Yani bunlar emniyette olurlar. Asla ve kat'a bunların kılına bile zarar gelmez. Evet. Fe ebev, bundan yüz çevirdiler. Fe eşara aleyhim bi katli evladihim ve nisaihim vel hurucu ila kıtali Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Fe ebev. Bu defa çocuklarını ve hanımlarını öldürüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kıtale çıkmalarını, harbe çıkmalarını teklif etti. Birinci teklif neydi efendim? İman etmeleri. İki teklif de bu. Fe evvel, bundan da yüz çevirdiler. Bunu da reddettiler. Bunu da kabul etmediler. Fe eşar aleyhim bil hücumi leylete sebti ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ashabihi. Cumartesi gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına hücum etmelerini işaret etti. Fe ebev. Bundan da yüz çevirdiler. Ulan kefereler, ne istiyorsunuz? Sopa mı istiyorsunuz ya? Değil mi efendim? Onu yap diyor, olmaz. Bunu yap diyor, olmaz. Bunu yap diyor, olmaz. Paşa gönlünüz bilir ya. Sümme lemmeştettel hisaru bihim ez'anu en yenzilu ala hukmi Sa'd ibn Muaz'in Seyyid-i Ensar. Efendim, muhasara, onlara karşı olan hisar, muhasara şiddetlenince bunlar Sa'd ibn Muaz'ın, Ensar'ın seyyidi, büyüğü, efendisi, reisi Sa'd ibn Muaz'ın hükmüne razı olma durumuna geldiler. Yani ezanu, bir nevi diz çöktüler gibi. Boyun eğdiler. Onun hükmünü kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. O da ne hüküm verdi? Fe hakeme fihim ben tukteler ricalu ve tuksemel envalu ve tüsbez ezzerari ve nisau. Erkeklerin öldürülmesi, malların taksim edilmesi, çocuklarının ve hanımların da esir almasına hükmetti efendim. Sa'd ibn Muaz Hazretleri. Bu meşhur Ebu Lübabe olayı da burada oluyor değil mi hocam? Ebu Lübabe sütunu var ya, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderiyor, böyle işaret yapıyor. Bu da burada oluyor herhalde galiba. Ebu Lübabe şeyi. Acaba o hani üç kişi harbe katılmamışlardı da. Çabra diyorlar.
Tebük harbinde. Ve alettelâfetillezîne hullifû. Var o Tebük, Tebük harbinde değil miydi abi? Başka, bu Ebu Lübaba olayı başka hocam. Bu, bu hangisiydi abi? Bir hatırlatsan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hocam elçi olarak gönderiyor. Ebu Lübaba'nın hükmüne razı olacağız diyor. O da işaret yapıyor yani. Kabul etmezseniz böyle sizi öldürecek diye bu şekilde işaret yapıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriliyor onun işaret yaptığı. Sonra hocam kendini mescidin şeyine bağlıyor, direğine bağlıyor. Ha. Ve sadece namaz vakitlerinde kendisini çözdürürmüş, çocukları gelirmiş. Onun haricinde tekrar bağlarmış, bağlatırmış. Ve affına dair ayet-i kerime gelmedikçe, Resulullah Efendimiz bizzat elleriyle çözmedikçe, vallahi ben buradan ayrılmam diye yemin etmiş efendim. Ha, onu şey yapmış değil mi? Doğru, doğru, doğru. O da burada abi, burada. Fekale aleyhissalatu vesselam lekad hakemtel yevme fihim bi hukmillahillezi hakeme bihi min fevki sebi semavatin. Yedi kat semavatın üstünden Allahu Teala'nın verdiği hükümle sen bugün hüküm verdin ey Sa'd ibn-i Muaz, buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada yedi kat semanın fevkinde, üzerinde gibi bir ifade geçiyor. Aslında bu şey, mekan tahsis etmek değildir efendim. Yani mesela biz deriz ki yukarıdan bize emir geldi deriz fakültede okurken, yukarıdan gökten emir geldi derdik. Halbuki belki Bilkent bizim fakülteden daha aşağı mevkide yani. O makam ifade ediyor efendim. Böyle. Müslüm'de o yok. Hadis-i lekad hakemte fihim bi hükmillahi var. Evet. Arkası işte bazı kaynaklarda böyle geçiyor. Başka bir rivayette lekad hakemte bi hükmil meliki. Melik. Evet. Bir melikin hükmü gibi sen hüküm verdin. Böyle bir sultan, malik olan bir kişi nasıl hüküm verir? Böyle verir. Erkeklerini öldürün, kadınlarını ve çocuklarını esir alın, mallarını da ganimet alın der. Değil mi efendim? Evet abiciğim. Şimdi Vansarefe sallallahu aleyhi ve selleme yevmel hamisi perşembe günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrıldı. لِسَبْعِ لِيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. Zilhicce'den yedi gece geçmişti değil mi efendim? Zilhicce'nin yedinci gecesinde oradan ayrıldı. وَاَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ بِبَنِي كُرَيْزَةَ. Beni Kureyze için emirde bulundu. Feudhilul medinete, Medine'ye getirildiler. Ve hufira lehum uhdudun fissuki. Çarşıda, pazarda bir hendek kazıldı, bir çukur kazıldı. Ve celese sallallahu aleyhi ve selleme ve ma'hu ashabuhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabı oturdular. Ve uhricu İleyhi, bu Beni Kureyze kabilesinden getirilen adamlar oraya çıkarıldılar. Onların huzuruna, önüne getirildiler. O çukurların yanına. Ve durbet a'nâkuhum. Ve boyunları vuruldu. Şimdi boynu vurulunca kefere, çukura düşüyor. Değil mi efendim? Boynunu kesince ne olur? Gövdesi gider çukura. Ve kânû mâ beyne sitti miyetin ilâ sebi miye. 600 ile 700 arasında rakamlar veriliyor. Bu öldürülenler. Sa'd ibn-i Muaz Hazretleri'nin verdiği hükmü onlar kabul etmek mecburiyetinde kaldılar efendim. Hepsi de. Hepsi de çünkü hainane
işler yaptılar Müslümanların aleyhine ve harpte de mağlup oldular. Başka hiçbir çareleri kalmadı. Ne hüküm verilirse kabul edecek hale geldiler. Ve hüküm de icra olundu efendim. Arkadaşlar bu ibreti alem içindi. Böyle maksat öldürmek değildir. İnsanlar ne kadar çok kurtulursa, yaşarsa İslamiyet namına o kârdır. Belki o müddet zarfında İslamiyetle şereflenebilir. Ama böyle hak ettikleri ceza verilmezse o zaman insanlar iyice şirret hale gelirler efendim. İslamiyetin ve Müslümanların hakimiyetini gösterilmesi lazım. Burada da gösterildi işte efendim o. Vastafa sallallahu aleyhi ve selleme li nefsihi el kerimete reyhane. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kerime isimli kızı kendisine ayırdı. Fetezevveceha ve onunla evlendi. Ne yaptı? Önce azat etti. Sonra nikah kıydı efendim. Müslüman da oldu tabii. Müslüman da oldu abicim. Hatta burada mıydı diğer esirleri de, madem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Reyhani'yi azat etti, efendim biz de Resulü Efendimiz'in zevcesinin hemşehrilerini azat edelim diyerek onlar da köleleri azat ettiler, cariyeleri azat ettiler diye bir şey hatırlıyorum ben. O burası için miydi acaba? Sanki burası içindi efendim. وَاَمَرَ بِالْغَنَائِمِ Ganimetlerin getirilmesini emretti. فَجُمِعَتْ Ve bir araya toplandı. وَاَخْرَجَ الْخُمُسَ Humusu ihraç etti, çıkardı. Çünkü humus beşte biri Beytülmal'in, değil mi efendim? Hazineye ayrılması, devletin hakkı. Ve kasemel baki beynel müslimin mütebakisini, kalanları Müslümanlar arasında taksim etti. Kaseme de olur, kasseme de olur. Her ikisi de var efendim. Hatta o İmam-ı Azam Hazretlerinin bir tesbihatı var ya, Sübhanel ebediyyil ebed, Sübhanel vahidil ehad, Sübhanel ferdis samed, Sübhane rafi'is semai bi gayr amed, Sübhane men besetel arda ala ma in cemed, Sübhane men halakal halka fe ahsahum adeda, Sübhane men kassemer rizga veya men Sübhane men kassemer rizga ve lem yense ehad, Sübhanellezî lem yettehiz sahibeten velâ veledâ. Sübhanellezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekullehu kufven ehad. Sübhane men yerani ve ya'lem mekani ve yesma'u kelami ve yerzukuni ve la yensani diye geçiyor. Orada ben kitaplarda her ikisini de gördüm. Kasemer rizga da var, kassemer rizga da var. Yani. Mücerred ile sürasi mezudu fi ikisi de mutadi geliyorsa mücerredi tercih etmek daha önemlidir. Diline sağlık. Diline sağlık efendim. Ne kadar az olursa külfet o kadar kıymetli olur değil mi? Evet. Doğru. Normalde bu tefhim bağlı bizim kitaplarda teksir için sadece söyler yani. Normalde mutaddi için de gelir. Sarah düzeyden çekine geliyor yani. Caiz. Dünya kitabında yazmamış ama olmasın lazım. Sadini söylüyorum. Sadini söylüyorum. Evet abiciğim. Allah razı olsun. Alimlerin hepsinin kavilleri makbulümüzdür. Başımız üzerinde yeri var efendim. Hele işin ehli söyleyince değil mi efendim ya? Reddetmemiz mümkün değil efendim. Ven fecera cürhu Sa'd ibn-i Muazin fe mate şehiden. Abiler, Sa'd ibn-i Muaz Hazretleri o harbe esnasında yaralanmıştı. Mübareğin yarası
patladı. Bakın burada infecera tabirini kullanmış. Bombanın patlamasına da infecar derler değil mi efendim? Yarası patladı diyor ya. Ve şehit oldu. Araplarda yani bu tıbbi nebeviye baktığımız zaman da dağlamada ilerideler. Güzel dağlama teknikleri yapıyorlar. Hatta kadın sahabelerden de var. Demek ki dağlamışlar, dağlanan yer tekrar patlamış. Evet. Çünkü dağlandığında yara duruyor. Evet. Demek ki dağlandıktan sonra patlamış. Evet. Ve çok enteresandır. İşte onun cenazesine 70 bin melek gelmiştir efendim. Ve arş titremiştir efendim. Ve hadara cenazetehu 70 elfe melekin. 70 bin melek cenazesinde hazır bulundu. Ve ihtezze li mevtihi arşur rahman. Ve onun mevtinden dolayı Rahman'ın arşı sallandı. İhtizaz etti. Nedir ihtizaz? وَاَحْتِزَازُهُ تَحَرُّكُهُ فَرَحًا بِقُدُومِ رُوْهِ سَعْدٍ رَضِيَ Sa'd radıyallahu anh ruhunun gelmesi sebebiyle sevincinden arşın hareket etmesidir. İhtizaz odur. Arş sallanmış ya. Sa'd ibn-i Muaz gibi bir mübarek zatın ruhu geldi diye arş sallanmış. Ve 70 bin melek cenazeye gelmişler, cenazeye iştirak etmişler. Bu 70 bin meleğin zaman zaman inmesi kitaplarda var efendim. Mesela Ayetel Kürsi'nin inişinde Cebrail Aleyhisselam'ın refakatinde 70 bin melek gelmiştir. Fatiha'nın, İhlas'ın inişlerinde de rivayetler var. Enfal Suresi'nin inişinde de var. 70 bin meleğin Cebrail Aleyhisselam'la birlikte nüzul ettikleri, ona refakat ettikleri kitaplarda geçiyor efendim. Ve an Ebi Said'in el-Hudri'yi radıyallahu anh kuntu mimmen hafera li Sa'din kabrehu. Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh'in kabrini kazanlardan birisi de bendim. Fekâne yef'uhu aleyna el-misku. Bize mis kokusu geliyordu, yayılıyordu. Feha yefuhu, bir kokunun yayılması manasında. Kullemâ haferna, kazdıkça mis kokusu geliyordu. Şimdi Beni Kureyze Harbi'ni zinde zinde iken bitirdik elhamdülillah. Harbi kazandık abiler. Ama bir tane de mühim bir şehit verdik ya, değil mi? Çok mühim. Çok mühim. Arş-ı Rahman bile titremiş ya. 70 bin melek bile gelmiş yani. Onun cenazesine. Allah-u Teala şefaatlerine nail etsin. Yalnız hocam, Sa'd ibn-i Muaz Hendek Savaşı'nın şehidi değil mi? Orada yaralanmış. Yaralanmış. Yaralı olmasına rağmen tekrar buraya iştirak etmiş abiciğim. Hocam bir de Reyhan annemiz bahsedildi. Hiç Ümmül Mümin içerisinde Ümmü Hatun Mümin'i içerisinde hiç duymadık ismini. Bunun hikmeti var mı? Burada şey diyor hocam. Azat etmiş falan, o hiç cariyeliği kabul etmiş herhalde. Belki ondan mı acaba? Bir vakte göre reddetmiş. Yine cari olarak kalmayı irade etmiş. Abi şey arasında Efendimiz 12 evlilik yapmıştır. O 12 arasında Hazreti Reyhane'de sayılıyor. Ama 9 tanesi 1002 altında kalmış. Bazıları vefat ettiği için, Hatice annemiz mesela vefat etmiş falan. Zevcat-ı Tahirat arasında geçiyor abicim. Reyhane radıyallahu anh. Geçiyor efendim. Hocam bu depremde de belki duymuşsunuzdur, koku deyince bir tane adamı çıkarıyor hocam, adam mı kadın mı birisi. Ya diyor, içeride ne güzel bir koku vardı, siz diyor geldiniz diyor, koku gitti diyor. Yani oradaki ben diyor ne güzel rahat nefes alıyordum, o çok güzel içerisi kokuyordu, rahattı. Dışarıdan çıkarınca diyor o şey gitti diyor yani. Hani bir tanesi de bir teyze geldi
bana yiyecek içecek veriyordu, onunla ben oynuyordum, siz gelince gitti dedi ya. Çok acayip, garip işler oldu ya. Hakikaten geçen bizim bir sohbete gelenler arasında bir 70-80 kişi vardı. 3 tane doktor vardı. Ya doktorlar buradayken dedim bir sorayım dedim. 2 aylık bir bebek dedim. Süt emmeden ne kadar durur dedim. Hocam bize bunu söyletme dediler. Bize bunu söyletme. Mümkün değil dediler ya. Bir günden fazla bile duramaz. Kaç gün sonra çıktı ya o 2 aylık bebek ya. Nasıl oluyor? Değil mi ben? Allah-u Teala Hazretlerinin lütufları, ihsanları, yaşatan da o, öldüren de o, besleyen de o, insanların anlamadığı şekilde böyle biiznillahü teala it'amu işrafta bulunur efendim. Seriyyetu Muhammed İbni Mesleme. Muhammed İbni Mesleme Hazretlerinin seriyyesi. Onun başkumandan olduğu o askeri birliğin yaptığı seriye. İlel Kurtay Batnun min beni Bekir İbni Kilab. Bekir İbni Kilab oğullarından bir kol olan, bir belde olan Kurtay'a yapılmıştır bu. Ve yenzilune bil Bekrat. Onlar Bekrat denilen mevkiye inmişlerdir. Orayı karargah ittihaz etmişlerdir. Ve beyneha ve beynel medineti sev'u leyalin. Orayla Bekrat ile Medine arasında 7 gecelik mesafe vardır. Ba'sehu sallallahu aleyhi ve sellem fi selasine rakiben. Bu Muhammed İbni Mesleme'yi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 30 süvari içerisinde göndermiştir. Felemme agara aleyhim katele nefara minhum ve herabe sairuhum. Onlara baskın yaptığında igara, böyle basmak, yağmalamak filan gibi manalara geliyor. Onlara baskın yaptığında onlardan bir grubu öldürdü. Neferan minhum. Onlardan cemaat bir kısım topluluğu öldürdü. Ve harabe sayırım diğerleri kaçtılar. Ve stâka ne'men ve şe'en. O da onların develerini ve koyunlarını alıp sürüp götürdü. Sevk etti. Yani nakletti. 150 deveymiş, 3000 de koyunmuş. Allah bereket versin. Kısa gün ticareti bu kadar olur ya. Recep hocam ya. 150 deve, 3000 koyun abiler. Az bir şey değil ya. Deve kaç paradır bugün? Ha? 150 Mercedes. Evet efendim. Mercedes değerinde ya. Koyunlar da bayağı pahalandı efendim. Ve kadimel medinete ve Muhammed İbni Mesleme Medine'ye geldi. Ve ma'hu Sümamet ibnu Usalin el-Hanefiyyü esiran. O efendim Beni Bekir İbni Kilaf kabilesinden Sümame İbni Üsal el-Hanefi esir olarak getirildi. Ferrubita bi emrihi aleyhissalatu vesselam bi sariyetin min sevaril mescid. Mescidin direklerinden, sütunlarından, kolonlarından bir sütuna, direğe, kolona bağlanmasını Peygamberimiz emir buyurunca oraya bağlandı. Mescid-i Nebevi'nin direklerinden birisine bağlamışlar bunu. Önce bağlanmasını emretmiş. Demek şöyle biraz Müslümanları bir görsün, gözü bir adam görsün diye biraz bağlamış. Sonra sümme utlika fi emri sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimizin emriyle de sonra
bırakılmış. Çözülmüş. Serbest bırakılmış. Fe'tesele gusletmiş ve esleme ve Müslüman olmuş. Ve kâle ya Muhammedu, buradaki itirafı çok enteresan efendim. Bakın diyor ki, ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, vallahi ma kâne alel ardı veçun ebugada ileyye min veçike, yeryüzünde senin yüzünden daha çok benim buğz ettiğim, nefret ettiğim bir yüz yoktu. Ne zaman? O kâfirken. Evet. Lennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mir'at. Ra'a fil mir'at vecehu. Vece nefsi. Fakat asbaha vecuke ehabbel vücuh ileyye. Şimdi de yahu senin yüzün bütün yüzlerin bana en sevimli geleni oldu. En sevimli yüz. Şimdi şu anda zatınızın yüzüdür diyor. Vallahi ma kâne min dinin ebgada ileyye min dinik. Vallahi senin dininden daha çok buğz ettiğim bir din yoktu. Fe asbaha dinüke ehabbel edyani külliha ileyye. Şu anda bütün dinlerin en sevimlisi oldu senin dinin bana. Vallahi ma kâne min beledin ebgada ileyye min beledik. Vallahi senin beldenden daha çok buğz ettiğim bir belde yoktu yeryüzünde. Fa asbaha beledun beleduke ehabbel biladi ileyye. Şimdi senin belden bana bütün beldelerin en sevimlisi oldu. Ve inne hayleke ehezetni ve ene üridul umrate. Ben umreye gitmek isterken senin süvarilerin beni aldılar, yakaladılar. Fe mâzâ terâ, sen ne görüyorsun? Buradaki reyin nedir senin? Fe beşşerahun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona müjde verdi. Ve emerahu en ya'temira, ve ona umre yapmasını emretti. Felemme kadime Mekke'te, Mekke'ye geldiğinde kâle lehu kâilun sabevte, kâle la velâkin eslemtu me Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme ve la vallahi te'tikum minel yemâmeti habbetu hintatin hatta ye'zene fîhan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Mekke'ye geldiğinde kâle lehu kâilun, birisi ona dedi ki sabevte, ne demek bu? Yani sen dininden döndün. Haraçta min dinin ile döndün mü? Yani sual. Esabevte ve hel sabevte gibi. Yani tabii gayrimüslim birisi Mekke'ye niye gelsin, değil mi efendim? Sen dinden mi döndün diye sorunca o da hayır, la velakin eslemtu me Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve birlikte ben Müslüman oldum. Yani ben dinimden dönmüş değilim, ben Müslüman oldum. Yani buradan bir nevi şu anlaşılıyor. Lan benim sahip olduğum bir din miydi ki yani dönülecek yani? Şimdi hakiki dine vasıl oldum. Hakiki dini buldum. Hakiki dini yakaladım. Müslüman oldum. Adam oldum diyor ya. Değil mi efendim? Ve la vallahi te'tikum minel yemameti habbetu hintatin, Yemame'den size buğday, habbe aslında tane demek, değil mi efendim? Hinta buğday demek.
bir buğday tanesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izin verinceye kadar size Yemame'den bir buğday tanesi gelmez mi diyelim burada? Evet. Yani onun kontrolündeydi hocam. Evet. Vallahi la te'tikum takdirinde bu. Değil mi efendim? Çünkü burada vela dedi ya. Vela. Oradan bu manayı çıkaracağız artık. Yani la te'tikum minel yemameti habbetu hintatin. Yemameden size bir buğday tanesi bile gelmez. Ne zaman gelir bu? Hatta ye'zene fiyennevü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam bizde orada da la var hocam. La, vallahi la tehdit. O zaman ikinci de tehdit olur. Zaten birinci la'nın tehdit yok. La koymuş mu orada? Evet hocam. Abi güzel yapmış ya. La lazım orada şimdi. Çok güzel yapmış. Güzel yapmış abiciğim. Vallahi ben de öyle anladım zaten. Recep abi ya. Güzel efendim. Şimdi çok şükür kazasız belasız bu seriyeyi de bitirdik ya. Burada bir şeyimiz olmadı. Zararımız, ziyanımız, bir hasarımız filan olmadı değil mi efendim? Elhamdülillah. Bir kişi de kazandı hocam. Evet abicim. Elhamdülillah. Şimdi Gazvetu Beni Lihyan. Evet. Beni Lihyan gazvesi. Bakalım neler olacak? Burada kısa kısa ya bu gazveler. Burada iki gazve, beş seriye var. Seriyetu Ukaşet ibn Mihsan el Esedi, Seriyetu Muhammed ibn Mesleme tekrar, Seriyetu Zeyd ibn Harise, Seriyetu Zeyd Eydan, yine Zeyd ibn Harise, Seriyetu Zeyd Eydan, Seriyetu Zeyd Eydan. Allah razı olsun ya Zeyd bin Harise Hazretlerinden ya. Her birine koşuyor yahu. 4-5 tane var ya. Değil mi abi ya? Arka arkaya ya. Ya Resulallah ben yoruldum artık. Bir de başkasını gönder demiyor ya. Allah. Nereye isterse koşuyor abicim. Kaç oldu ya? 1-2-3-4 5 seriye değil mi efendim burada? Arkada var mı? Evet. Var bir daha. Seriyetü Zeyd Eydan. Bir daha var. Seriyetü Abdurrahman İbni Avf. Seriyetü Zeyd İbni Harise. Bir daha geldi ya. Seriyetü Abdullah İbni Atik. Seriyetü Abdillah İbni Revaham. Seriyetü Kürz İbni Cabir El Fihri. Seriyetü Amr İbni Ümeyye El Damri. Mu'tede evet. De birinci komutandı hocam. Efendim? Mu'tede de birinci komutandı. Amr ibn Ümeyye mi? Zeyd bin Harise. Ha Zeyd bin Harise tabii. O şehit olursa Cafer alsın, o da şehit olursa Abdullah alsın, Abdullah bin Revaha sancağı buyurdular ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bir de Mescid-i Nebevi'de sanki böyle televizyon ekrandan seyredercesine o şehit oluşlarını hep anlattı, haber verdi efendim. Şimdi abiler şöyle safa safa adım adım gidelim bakalım. Gazvetu Beni Lihyan. Beni Lihyan gazvesi. Fi Rebiyel evveli senete sitti minel hicra. Hicretin 6. senesinde Rebiyel evvel ayında kalu vecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala Asım İbni Sabit'in ve sahabihi vecden şediden fe azhara ennehu yuridu Şame ve askera bi miyetey racülün ve mahum işrune feresen ve staklefe alel medineti Abdullah İbni Ummi Mektum sümme es'a seyre hatta intaha ila haysu kana
musabu asabihi ehli raci' feterahheme aleyhim ve de'a lehum fesemi'at bihi benülihyan feherabu fi ruusil cibali felem yakdir minhum ala ehadin feakame yevmen ev yevmeyni yeb'asu esseraya fi kulli nahiyetin sümme kharaca hatta eta usfane feba'se Eba Bekrin fi aşaretin fevarise fi aşareti fi aşareti fevarise litesme'a bihim Kureyşun fe yez zara yez aru değil mi? Fe yez arahum fe etev küra'a fe etev küra'a değil mi efendim? Sümme raca'u ve lem yelgav eheden ve ansarife sallallahu aleyhi ve sellem ilel Medineti ve lem yelga keyden ve ve yekulu ayibune taibune abidun li rabbine hamidun ve gabe anil medineti arba aşrate leyle 14 gün 14 gece 2 hafta eder abiler 2 hafta evet hicretin 6. senesinde Rebül Evvel ayında dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Asım İbni Sabit ve ashabına karşı vecden şediden ne buldu? Mahzun olmuş. Çok mahzun olmuş. Vecide hazine manası. Üzüldü. Evet. Büyük bir hüzünle üzüldü. Evet. Şiddetli bir üzüntüyle efendim. Vecid değil mi efendim? Evet. Ve Şam'a gitmekte olduğunu ızhar etti. Fe azhara ızhar etti. Ennehu yuridu Şam. Şam'ı murad ettiğini. Şam'a gitmek istediğini murad etti. Ve aşkera fi miyeti raculin. Ve 200 kişi 200 kişiyi çıkardı. Çadıra muasker diyorlar efendim yani 200 kişiyi yola koydu asker yaptı evet ve onlar içerisinde ve mahum onlarla birlikte 20 feresen 20 at vardı. Ve istaklefe alel medineti Abdullah İbni Ümmektum. Abdullah İbni Ümmektum'u Medine-i Münevvere'de yerine vekil bıraktı. Halife bıraktı. Vali tayin etti. Sümme esra'a seyre. Sonra süratle yola çıktı. Seyri süratle yaptı. Yani seri bir şekilde yola koyuldu diyebiliriz. Değil mi efendim? Yani Arapçadaki bazı terimlerin Türkçe sentaksında nasıl söyleniyorsa o şekilde ifade edilmesinde fayda var. Yani seri bir şekilde yola koyuldu desek mesela Sümme esra seyreyi ifade eder değil mi ben? Hatta intaha ila haysu kâne musabu ashabi ehli raci'i ashabı reci ehlinin efendim böyle şehit oldukları yere varıncaya kadar süratle gitti. Musab isabet ettiği yer. Acı. Evet. Ashabihi
racı kuyuları vardı yalnız. Evet. Hani 70 hafızı 70. Şehit ettiler ya efendim. Evet. Hatta Peygamberimiz sabah namazlarından sonra beddua ettiler ya efendim. Kunut yaptılar. Bedduada bulundular. Bir ay mı iki ay mı efendim? Bir ay. Bir ay beddua ettiler efendim. Şeyden, rükudan, ikinci rekatın rükudan kalkınca mübarek ellerini kaldırıp beddua ettiler efendim. O recide şey yaptıkları için şehit ettikleri için 70 tane hafızı ona çok üzüldü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İşte o da bir güçlü silahtır. Evet, tabi. Ehl-ü Reci'in ashabının Ehl-ü Reci'nin yani Ehl-ü Reci olan ashabının böyle şehit olduğu yere varıncaya kadar süratle yol aldı, çıktı, gitti. Feterahame aleyhim ama yine onlara merhamet etti. Şefkat gösterdi. Acıdı. Ve de'a lehum ve onlara dua etti. Ve semi'at bihi benu lihyan lihyan oğulları onu duyunca duydu. Ve harabu fi ru'usil cibal dağ başlarına kaçtılar. Nasip olmayınca sopa bile yenilmezmiş ya. Ulan kefereler. Kainatın efendisi. Ayağınıza kadar gelmiş yahu. Sizi davet ediyor. Gelsenize. Teslim olsanıza yahu. Değil mi efendim? Vermeyince mağbud. Ne eylesin Sultan Mahmut demiş yahu. Keşke senin bu sesini duyarlardı. Hüseyin abi yahu sen bu Sultan Mahmut hikayesini biliyor musun Hüseyin abi? Buyur. Ya bu abiler bilir ama siz de bir duyun yahu. Sultan Mahmut bir fakire acımış Azım abi. Demiş bir tepsi baklava yapın. Baklava dilimlerin içerisine birer altın koyun demiş. Adama vermişler. Padişahımızın hediyesidir diye. Almış kafasının üstüne giderken İsmail Hakkı abi uyanık bir lokantacı. Ahbap ne o demiş. Padişahımız Hazretleri bir tepsi baklava hediye etti demiş. Ya ne yapacaksın sen o baklavayı? Onu bana sat demiş. Olur lan satayım demiş. Satmış onu. Adam şöyle bir kenara geçmiş bir dilim almış bir tadına bakalım diye atmış ağzına. Takır tukur etmiş. Ulan ceviz kabuğu mu bu ya? Ne filan? Bir bakmış. Altın. Allah Allah. Bu burada tesadüfen bulunmaz demiş. Diğerlerine bakayım. Hepsinde birer altın var. Lokantacı köşeyi dönmüş. Bizim gariban olduğu yerde sayıyor. Çağırtmış. Demiş nasıl baklavayı beğendin mi? Padişahımız Hazretleri ben baklavayı yemedim. Ne oldu? Sat. Lan sopalık ya böyle adamlar ya. Allah Allah demiş. Neyse ya bu adamı altın ambarına götürün de eline de bir kürek verin. Daldırsın. Ne kadar daldırırsa hediyemizdir, ihsanımızdır. Heyecandan Hilmi abi küreği şöyle ters tutmuş. Bir daldırmış, hiç bir tane de altın kalmamış. Gelmişler anlatmışlar. Şevketli Sultan'ı böyle böyle oldu. Allah Allah demiş ya. Neyse. Adama sebebini söylemeyin. Bir taş atsın. Taş nereye kadar varırsa o araziyi ona ikta edeceğim. Hediye edeceğim. İhsanım olacak. Bir taş atacaksın efendi. Olacak şeyleri sonra söyleyeceğiz demişler. Yerden şöyle koca bir taşı almış. Kaldırayım derken kafasına düşürmüş ölmüş. Gelmiş anlatmışlar. Demiş ki vermeyince mağbud neylesin Sultan Mahmut demiş. Ulan herife bir tepsi baklava içerisinde altınlar verdi. Nasip olmadı. Altın ambarına soktu. Küreği ters tuttu. Ulan bir taş at dediler. Koca kaya parçasına yapıştı ya. Yani görüyor musunuz abiler ya? Nasip olmayınca olmuyor efendim. Nasip olmayınca olmuyor. Bu keferiler de kaçmışlar ya dağ başlarına ya. Paşa gönlünüz bilir lan. Kaçarsanız kaçın yani. Fe herabu fi ru'usil cibal
dağ başlarına kaçtılar. Felem yakdir minhum ala ehadin. Onlardan hiçbir kişiye kadir olamadılar. Yani buluşamadılar değil mi? Görüşemediler, yakalayamadılar. Ve akame yevmen ev yevmin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bir veya iki gün ikamet buyurdu. Yeb'asü seraya fi kulli nahiyetin. Oradan her nahiye, her tarafa seriyeler gönderiyordu. Sümme kharece, sonra çıktı, hatta eta usfane, usfan denilen mevkiye gelinceye kadar Peygamberimiz oradan çıktı, hareket etti, gitti. Feba'se Ebu Bekir'in fi aşreti fevarise. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh 10 süvari içerisinde gönderdi. Faris cemi fevaris değil mi efendim? Aşranın aşır adedinin nesi? Fevaris temizi değil mi efendim? Cemi olarak gelir değil mi efendim? 3'ten 10'a kadar olan sayıların temizi cemi gelir. Efendim fi aşreti fevarise 10 süvari içerisinde Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ı gönderdi. Litesme'a bihim Kureyş'un onları Kureyş'in duymaları, işitmeleri. Ne demek bu? Yani onu gönderdi, Kureyş'i dövsün, korkusun. Yani gösteri gibi yapıyor. Feyyaz'arahum. Onları korkutmak için. Korkutmak için. Bir nevi, evet, hocamın dediği tabir doğru, böyle bir gövde gösterisi yaptı. 10 tane süvari. Meydan okuma. Hani filmlerde filan böyle atın bir ön ayaklarını filan bir kaldırır havaya. Bir atta bir kişner böyle. Var mı lan filan böyle. Değil mi efendim? Bir tane böyle bir kabadayı girmiş bir kahvehaneye Hüseyin abi. Var mı lan bana yan bakan demiş. Hepsi tir tir titremeye başlamışlar. Böyle ufak tefek birisi çıkmış. Ona doğru gidiyor. Eyvah demişler ya. Bu herifin kemiklerini kıracak ya bu. Bu koca affedersiniz çam yarması gibi adam. Varmış onun koluna girmiş. Var mı lan ikimize yan bakan demiş. O da hoş geldin lan ufaklık demiş. Hoşuna gitmiş ya. Hoş geldin lan ufaklık demiş. Ne yapmış? Arkaya almış ya. Kabadayı arkaya almış. İyi de yapmış canım. İyi kabul etmiş ufaklık. Ya. Evet evet kabul etmiş abi. Acımış ya ona. bazen böyle gözün kesmediği yerlerden kaçacaksın. Şimdi bir kamyon Recep hocam. Hele bunu da dinle de öyle git. Bir Murat 124'e arkadan vurmuş. Adamın da hanımı varmış arabada. Ona bir hava atmak istemiş. Hatun demiş, affedersin demiş. Şu ayının bir boyunlu ölçüsünü bir alıp geleyim demiş. Gelmiş böyle yaz günü. Kamyonun kapısı açık. Adamın kolu da böyle dışarıya sarkmış. İn lan! Ayı oğlu aşağıya demiş. Bana mı dedin ufaklık demiş. Sana dedim iyi bak. Adam yere bir atlamış. Bizimki onu şöyle göbeğinde kalmış. Abi sen miydin? Hemen yolu açıyorum demiş. Varmış hanımına. Ne oldu boyun ölçüsünü aldın mı? Yahu çok samimi bir tanıdık çıktı. İşi de acilmiş hemen yolu açmamız lazım demiş. Pır kaçmış hemen. Efendim her yerde kabadayılık olmaz canım. Arada sırada böyle de yapacaksın değil mi? Tedbir alacaksın efendim. Tek efendim. Allah razı olsun efendim. Saatimiz kaç oldu efendim? 10-22. Yeter bu kadın. Ha? Ama daha yorulmadık diyorlar ya. Harbe devam edelim diyorlar. Azım hocam. Azım hocam yoruldu biraz. Hele şu gazveyi bitirelim bari ya. Şu Beni İlihyan gazvesini bitirelim.
orada kalabiliriz efendim. Hay hay. Fe'etev küra, küra denilen mevkiye geldiler. Sümme raca'u, sonra rüce ettiler, döndüler. Ve lem yelkav eheden, hiçbir kişiye mülaki olmadılar, rast gelmediler. Van sarafe sallallahu aleyhi ve sellem ile Medine, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'ye doğru insiraf etti, gitti, yola koyuldu. Ve lem yelka keyden, hiçbir zarar ziyan, keyd hile demek esasında, değil mi efendim? Hiçbir hain plana, tuzağa, zarara, ziyana uğramadılar. Yani salimen döndüler. Vava yakul ve şöyle şunu söyleyerek, buradaki vavu hali olarak alalım, değil mi efendim? Şöyle söyleyerek Medine-i Münevvere'ye döndü. Ayibune, taibune, abidune, li Rabbina hamidun. Ayet-i kerimede yok değil mi bu? Yok. Hadis-i şerifte geçiyor bu. O başka lafızlar var. Bu bir hadis-i şerifte sefer duasında, sefer duasında okunan lafızlar, seferden dönerken okunan dua, peygamberimizin duası. Değil mi efendim? Şimdi bak, bunlar daha unutulmaz. Ya hoca ayet mi diye sordu. Yok, ayet değil dendi. Sefer duası dendi. Bu hiç hatırdan çıkmaz artık, değil mi efendim? Ve gâbe anil medîneti erba aşrete leyleten. 14 gece Medine-i Münevvere'den gayip oldu. Uzakta kaldı. Ayrı düştü. Dışarıda kaldı. Bu Beni Lihyan gazvesi demek ki 14 gün sürmüş abiler. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet amma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha ma salavat.